Cilt bariyerimin bozulduğunu nasıl anlayabilirim? Çok basit. Eğer cildinde böyle bir anda sivilce atakları yaşıyorsan, cildinde böyle yer yer döküntüler, kuruluk, tahriş, gerginlik varsa, cildini suyla bile yıkasan arkasından hemen kıpkırmızı oluyorsa, evet cilt bariyerin zarar görmüş diyebiliriz. Ama sakın endişe etme, bunun için sana tavsiyelerim var. Geleceğim tavsiyelerin hepsini aynı anda uygulamak zorunda değilsin. Senin elinde hangileri mevcutsa onları yapabilirsin. Öncelikle cildine çift aşamalı temizlikte yağ bazlı temizleyici kullanmıyorsun. Bu sürede ara veriyorsun. Bu sürede çift taşımalı temizliği yağ bazlı temizleyici yerine misal su daha sonra su bazlı temizleyici kullanarak gerçekleştirebilirsin. Asit içeren yüz yıkama jellerini asla kullanmıyorsun. Su bazlı asitsiz yüz yıkama jellerini kullanmaya devam edebilirsin. Ek olarak cildini yüz yıkama ile sadece akşam yıkamanı tavsiye ederim. Sabah sadece durusu kullanman yeterli olacaktır. Tüm asitli ürünleri ve kil maskesini de kullanmıyoruz sevgili dostum. Bu süreçte maske olarak kil maskesi yerine cilt bariyerini sakinleştirecek, onaracak böyle ginseng tarzı güzel sakinleştirici maskeleri tercih edebilirsin. Cildin bu süreçte çok hassas olduğu için yüz temizleme aletlerini de asla kullanmıyorsun bu süreçte. Cildin güneşe karşı ekstra ekstra hassas olduğu bu süreçte güneş kremini çok önem vermeni tavsiye ediyorum. Gün içerisinde mutlaka yenilemelisin. Cildini onarmak için asit içermeyen tonikleri rutinine eklemeni tavsiye ediyorum. Cildine bolca uyguladıktan sonra dilersen elinde bulunan aloe vera jeli de yoğun bir şekilde akşam rutininde gerçekleştirmeni tavsiye ediyorum bunları. Böyle yoğun bir şekilde sürüp emilmesini bekleyebilirsin. Bu cildinin hızlıca onarılmasına ve sakinleşmesine çok iyi gelecektir. Yine cildini sakinleştiren ve onaran asit içermeyen toniklerini cildine bolca uyguladıktan sonra salyangoz esansı içeren esansını cildine yine bolca uygulayıp cildinin hızlıca sakinleşmesine ve bariyerin onarılmasına da yardımcı olabilirsin. Eğer bu süreçte akne problemi yaşıyorsanız da lokal olarak akşam bütünlüğünüzde böyle akne kurutucuları kullanabilirsiniz. Sika kremler bu süreçte bizim demir başlarımız ama dikkat ediyoruz. Her gün asla kullanmıyoruz. Haftada 1-2 şeklinde kullanıyoruz. Bunun dışında yoğun kızarıklık hassasiyet yaşadığımız yerleri sürmeye devam edebiliriz. Eğer sika kremler size yoğun geliyorsa bunların yerine yine içerisinde pantenol, madecassoside içeren sprey formlarını ya da yine aynı içeriğe sahip serum formlarını tercih edebilirsiniz. Krem formlarına göre bir tık daha hafif olduğu için kullanım sıklığını krem formlara göre bir tık daha fazla kullanabilirsiniz içerisinde seramit, onarıcı içerikler içeren nemlendiriciler kullanman oldukça önemli. Hem sabah hem akşam kullanmanı tavsiye ediyorum. Özellikle akşam rutininde bir tık daha fazla kullanırsan onarımı bir tık daha hızlandırabilirsin. Benim bu süreçte tavsiyelerim bu şekildeydi. Umarım size faydalı olmuştur sevgili dostlarım. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz.